Hepinize merhaba. Bu videoyu bir takipçimin isteği üzerine hazırladım. Kendisi ayrıntılı bir uçak sistemi üzerine video yapmam için bir tavsiye verdi. Ben de kendisini kırmadım. O yüzden başlıyoruz. Uçaklar havada nasıl kaybolmuyor diye aklınıza bir soru gelebilir. Şimdi bu işi yapan çok önemli bir bilgisayardan bahsedeceğiz. ADIRU, yani Air Data Inertial Reference Unit. Fakat bundan bahsetmeden önce sistem komponentlerinden bahsetmem gerekiyor. Herkes görmüştür. Şimdi uçakların burun kısmında bir takım çıkıntılar veya delikler var. İşte bu deliklerin çok önemli bir fonksiyonu var. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz aletin adı Bitoprop. Dinamik basıncın Indicated Airspeed'e çevirmesinde kullanılıyor. Çarpan hava pilot tüpünden geçerken uçak ve havanın hareketiyle oluşan dinamik basıncı ve havanın bütün yüzeylerde oluşturduğu statik basıncı bileşkesini, yani statik ve dinamik basıncın toplamını ölçüyor. Tüpten gelen toplam basınç sistemdeki bir diyaframı genişletiyor. Statik deliklerden de gelen statik basınç, diyaframın statik basınç oranında daralmasını sağlıyor. Bu iki hareketin toplamı Indicated Airspeed'i veriyor. Şimdi bunların formülleri var ama burada anlatmaya gerek yok. Sonuçta bunları hesaplayan bir bilgisayarımız var. Şimdi statik basınç, statik portlardan alınıyor. Ve barometrik irtifa, yani uçağın asıl irtifası, statik portlardan ölçülüyor. Bu anlattıklarımdan genelde uçakta üçer tane bulunuyor ve her birisi aldığı bilgileri ekranlara bağımsız olarak gönderiyor. Yani kaptanınki kaptana, yardımcı pilotunki de yardımcı pilota gönderiliyor. Fakat bir tane de standby vardır. Bir arıza durumunda bunlar switchlenebiliyor ve kaptanınki yardımcı pilota, yardımcı pilotunki kaptana olarak çevrilebiliyor. Bu resimde görmüş olduğunuzda TAT prop. Yani Total Air Temperature prop. Bu prop ne yapıyor? Toplam hava sıcaklığını ölçüyor. İçine giren havanın kinetik enerjisini iç enerjiye çeviriyor. İçeride hava sıkışıyor ve bir sıcaklık artışı gerçekleşiyor. İşte zaten bu nedenle toplam hava sıcaklığı ortam havasından da daha sıcak oluyor. Toplam hava sıcaklığı statik hava sıcaklığının ve dolayısıyla gerçek hava hızının hesaplanmasını sağlamak için bu bilgiyi ADIRU'lara gönderiyor. Şimdi Mach sayısı nedir? Bunu da açıklamam gerekiyor. Hareket halindeki bir cismin bulunduğu şartlardaki ses hızına oranına deniyor. Yerden yükseldikçe hava sıcaklığı düştüğü için ve Mach sayısı doğrudan hava sıcaklığı ile bağlı olduğu için bütün bu ayarlamaların hepsini ADIRU yapıyor. Ayrıca neyimiz var? Angle of Attack sensörlerimiz var. Şimdi bu Angle of Attack nedir? Angle of Attack bir uçaktaki hücum açısının tanımıdır. Yani uçağın kanat kort çizgisiyle uçuş sırasındaki uçaktan geçen hava arasındaki açıdır. İşte bu sensör bu açıyı algılar. Eğer hücum açısı kritik seviyeyi geçerse uçak sola gider ve istenmeyen olaylar gerçekleşebilir. Videoyu çok uzatmamak için şimdi geçmişteki kazaları anlatmayacağım ama merak edenler Bergen'in 301 nolu uçuşunun kaza videosunu izleyebilir. Çünkü National Geographic bu konuyu uçak kazası raporunda işlemişti. Bu arada Bergen bir Türk şirketiydi. Şimdi sistem elemanlarını tanıdığımıza göre biraz da ADIRU'dan bahsedelim. Bu bilgisayardan Airbus A320 veya Airbus A330 uçaklarında üçer tane var. Ve uçağın en önemli bilgisayar sistemlerinden biridir. Şimdi bu bilgisayarların bir Air Data kısmı var ve bir de IR kısmı var. Şimdi Air Data kısmı adı üstünde zaten hava ile alakalı. Şimdi hava deyince benim aklıma ne geliyor? 3 tane pilot prop ve 3 tane de static port geliyor. Şimdi bu 3 pilot ve 3 statikten ne hesaplanıyor? Hız ve yükseklik. Yani Air Data kısmından. Ayar kısmında ne var? 3 tane gyro ve 3 tane akselerometre. Şimdi gyro için internetten basit bir açıklama baktım ama bulamadım. En basiti Wikipedia'da vardı. Demiş ki dönüş ekseni kendi kendine herhangi bir yönü kabul etmekte özgür olan dönen bir çark veya disktir. Açısal hızın korunmasına göre dönerken bu eksenin yönü devrilmez veya dayanağının yönünden etkilenmez. Bundan dolayı jiroskoplar yönü ölçmek veya elde etmek için kullanılır. Cümleden bir şey anlamadıysanız kısaca yön hesaplanmasında kullanılıyor. Şimdi
3 tane akselerometreden uçak hızlanıyor mu yoksa yavaşlıyor mu onu algılıyor. Ve ayrıca uçağın headingini hesaplıyor. Bu sırada Mach number'ı da airda falan ayarlanıyor. Yani tat falan buraya bağlı. Ses hızı o günkü hava ve atmosferik şartlara göre bile değiştiğini söylemiştim. Şimdi PFD'yi düşünelim. Solda hız var, sağda yükseklik var. Bunlar air data kısmından geliyor. Ortada attitude, aşağıda da heading var. Bunlar da ayar kısmından geliyor. Buna basic T deniyor. Şimdi burada bir açıklama yapmak istiyorum. Bazı kelimeleri İngilizce, bazı kelimeleri Türkçe söylüyorum. Kafanız bunlara gitmesin. Biliyorum bunlara takılanlar var. Fakat bu benim ağız alışkanlığım. Söylerken de kulağıma hoş geliyor. O yüzden bu şekilde söylüyorum. Yani buna size basic T de diyebilirdim. Ama basic T demek benim kulağıma daha güzel geliyor. O yüzden bu şekilde devam ediyorum. O yüzden bunlara takılıyorsanız şimdiden kusura bakmayın. Ve bütün uçaklarda bu basic T standarttır. Buna analog olanları da dahil. Yine ortada attitude, solunda hız, sağ tarafında yükseklik, alt tarafta da heading. İşte uçakçılıkta genel kaide budur. Eğer siz uçak için bir sertifika alacaksanız bu böyle olmak zorunda. Bu başka türlü olamaz. Şöyle düşünelim. Bütün arabaların sinyalleri sarı değil mi? Çünkü sarı olmayan sinyal trafiğe çıkamaz. Niye? Çünkü arabaların da bir sertifikasyon süreci var. Şimdi arabanın varken uçağın olmaz mı? Mesela bütün arabalarda uçaklardaki gibi hotbus var. Araba kapalıyken flaşörlere bir basın yanar. Çünkü direkt bataryaya bağlıdır. Olağan dışı bir durumda kullanmak için. Uçakta hotbus dediğimiz bir elektrik hattı acil durum ekipmanlarını çalıştırır. Neyse. Akselerometrelerden bahsetmiştik. Şimdi bunlar çok hassas. Uçağımız diyelim ki ekvatorda. Dünyamızın neyi var? Bir çizgisel hızı var değil mi? Kendi ekseni etrafında dönüyor. Nedir bu çizgisel hız? Cisimlerin birim zamanda aldığı yola denir. Dünyanın çizgisel hızı her enlemde ayrı değildir. Hızın en yüksek olduğu yer ekvatordur ve saatte 1670 km'dir. Bu hız kutuplara doğru azalır ve kutup noktalarında 0 km'dir. Bu akselerometreler işte bu çizgisel hızı hissediyor ve diyor ki uçak enlem olarak bu enlemde. Yani çizgisel hıza göre uçak hangi enlemde olduğunu hissedebiliyor. Ekvatorda çizgisel hız çok yüksek ama Türkiye'deki çizgisel hız daha düşük. O yüzden Türkiye'deki ILS alarm süresi 7 dakika. Siz şimdi alıp uçağı kuzey kutbuna koyarsanız kutuplarda çizgisel hız diye bir şey olmadığı için ILS alarm diye de bir şey yok. Dünyanın bir manyetik kutbu var, bir de coğrafik kutbu. 2012 filmini hatırlayın. Kutuplar ekvator çizgisine kayıyordu. Normalde dünya batıdan doğuya doğru dönüyor ama manyetik alan çizgisi şöyle bir şey. Bunun N'den S'ye doğru olduğu varsayılıyor. Ve zaman içerisinde bu kutuplar kayıyor. Hatırladığıma göre yaklaşık 15 yıl önce Atatürk Havalimanı'ndaki pist 356 dereceye bakıyordu. Manyetik kuzeye göre isimlendirildiği için buna 3-6 pisti deniyordu. Şu anda 354 dereceye baktığında buna 3-5 pisti diyorlar. Yani denirdi. Şimdi uçağımız çizgisel hızdan enlemi anladı. Boylamı nereden anlıyor? Boylamı anlamıyor. Çünkü bilmiyor. Onu last position bilgisinden alıyor. Uçuş planı girerken Stipair'e ne yazıyoruz? Mesela LTBA/LTMF. İşte o LTBA'nın nerede olduğunu teknisyenler 28 günde bir uçağa yüklüyorlar. Tabi yeni uçaklarda GPIRS sistemi var. Yani hiçbir şey girilmese de uçak kendini buluyor. Aslında ADIR ne iş yapıyor? ADIR konum hesaplıyor. Peki bunu nasıl yapıyor? Teknik olarak denizaltılar konumu nasıl hesaplıyorsa ADIR de konumu aynı o şekilde hesaplıyor. Şimdi şöyle. Ben 5 mil böyle gittim, 8 mil böyle gittim, 3 mil de böyle gittim. Yani şuralarda olmalıyım. Olmalıyım. Tam orada mıyım? Bilmiyorum. Çünkü akıntı var. Belki de o akıntılar denizaltıyı 5 mil kuzeye veya güneye bir yere attı. O zaman ne oluyor? Bu hesaplamalar arttıkça hata yapıyor. Yani ne kadar suyun altında kalırsa o kadar fazla hata yapıyor. İşte ADIR da konumu bu şekilde hesaplıyor. Şimdi hızın zamana göre türevine ivme deniyor. O zaman ivme dediğimiz şey aslında hızın bir fonksiyonu. O zaman ben ivmeyi biliyorsam hızı da bilebilirim. Akselerometreden ADIR ground speed'i hesaplıyor. ADIR diyor ki saatte şu kadar hızla şuraya gittim. Şu kadar hızla da buraya gittim. Şu anda buralarda olmalıyım. Ama ADIR da hata yapıyor. Çünkü havada hava akımları ve jet stream'ler var.
Bunlar da sizi sağa sola bir yerlere sürüklüyor. Dolayısıyla ADI-IR'larla çalıştıkça hata yapıyor. Şimdi bu hatayı modern uçaklarda nasıl minimize etmişler? Demişler ki, atıyorum ADI-IR'larla çalışırken saniyede bir defa konum bilgisini GPS'ten al. Böylelikle de hatanın önüne geçmişler. Tabi bunu GPIRS fonksiyonu varsa yapabiliyor. Şimdi diyelim ki uçak havada ve GPS'imizi kaybettik. Yani MMR'ımız gitti. Eğer MMR'ımız giderse uçak ADI-IR hatası verir. Eskiden A310'lar vardı ve onlarda GPS yoktu. Ama bu A310'lar buradan Amerika'ya gidiyordu. Peki nasıl gidiyordu? Sadece ADI-IR hesabıyla gidiyordu. Bunu nasıl yapıyordu? War to war yönlendirmesiyle. Şimdi o konuya da girip iyice dalanıp budaklanmasın. Şimdi mantık olarak şu şekilde. Uçak buradan kalktı, gitti. İstasyonu yakaladı ve düzeltti. Devam etti, gitti. İstasyonu yakaladı, düzeltti. Bunu bu şekilde yapa Amerika'ya kadar gitti arkadaşlar. Fakat GPS olan uçak buradan bir kalktı, doğruca Amerika'ya gitti. Ama her zaman pilotların sevdiği şey, bunu Flight Simulator oynayanlar bilir, GPS primary. Şimdi bu ne demek? Uçağın o anki pozisyon bilgisi uydudan alınıyor demek. Eğer GPS primary lost derse uçak ADI-IR'ye geçiyor. Peki bu sistem komple gitti. 3 bilgisayarda bozuldu. Şimdi düşüyor muyuz? Hayır. Niye biliyor musunuz? Manuel vitesin gözünü seveyim. ISIS diye bir aletimiz var. Yani Integrated Standby Instrument System. Şu küçük aletin arkasını sökerseniz arkasında 2 tane hortum, 1 tane de elektrik bağlantısı görürsünüz. Bunun gyrosu kendi içerisinde. Bu bağlantılar elektrik, pilot prop ve statik porttur. Bildiğiniz direkt düz hortum. Şimdi bunlar yeterli mi? Bakalım. Statik porttan yükseklik hesaplanıyor mu? Hesaplanıyor. Pilot ve statik hızı veriyor mu? Veriyor. Şimdi elimizde ne var? Hız ve yükseklik. İçindeki gyrodan da asetot konumunu aldı mı? Aldı. Ve elektriği nereden alıyor? Onu da kendi bataryasından alıyor. Buna dedicated battery deniyor ve 185 dakika elektrik sağlayabiliyor. Sanırım bu konu için güzel bir video oldu. Umarım yeteri kadar detaylı olmuştur. Yani muhtemelen bu videoyu şu anda kimse anlamayacak veya sadece konuyu bilenler anlayacak. Ben özellikle konuları çok basit geçiyorum ve insanlara basit bir şekilde uçağı anlatmaya çalışıyorum, uçakçılığı anlatmaya çalışıyorum. Ama bu seferlik böyle olsun. Buradan bu konuyu bana zamanında anlatan Gökhan Dürüst hocama selam olsun. Sonuçta bildiğimiz ve öğrendiğimiz her şeyi eğitmen arkadaşlarımız ve abilerimiz sayesinde öğreniyoruz. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.